Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte hayvanlarıma lahmacun yedireceğim. Bu tür ev artıklarını ve diğer ev artıklarını her seferinde videosunu çekip nedenleriyle birlikte sizlerle paylaşıyorum. Çünkü her ev artığı hayvanlara verilmez arkadaşlar. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı ev atıkları maalesef hayvanlarımızı ishal edip ölümüne yol açabiliyor. Görmüş olduğunuz lahmacunun içerisinde olanları bütün herkes hemen hemen biliyordur. Ben yine de faydasından bahsedeceğim. Lahmacunları hayvanlarıma dağıtmadan önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimizi boşa çıkarmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar da kanalıma abone olsunlar. Çekiliş videolarımı kaçırmalarını istemem. İçinden de olsa yorumdan da olsa maşallah diyen arkadaşlara da buradan çok teşekkür ederim. Birçok yorumda selam alıyorum. Buradan hepsine aleyküm selam. Çok ayıp. Video çekerken yapmayın böyle şeyler. Şimdi görmüş olduğunuz lahmacunlar arkadaşlar içerisinde bol baharat, domates, maydanoz, işte bol soğan, kıyma, kuyruk yağı bunlar içeriyor. Bunlar gerçekten de normalde de sağlıklı besinler. İçerisindeki soğan antibiyotik, kıyma, protein, onun dışında yeşilliklerde de sağlıklı yağlar var. Ve zaten tabanında da görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir ekmek var. Yani normalde de kuru ekmek arada bir hayvanlarıma veriyorum. Sizler de verebilirsiniz. Bunları gösteriyorum çünkü yanlış uygulamalar sonucu sen ev atığı veriyordun. Ben de bunu verdim. Hayvanım ishal oldu, öldü. Bu benim problemim değil. Ben hayvanlara ne tür ev atıkları verilir? Hepsini teker teker sizler için video çekiyorum. Yoksa ben meraklısı değilim. İşte ne bileyim lor peynir verdim. İşte yumurta salatası verdim. Ya da işte kırıntı haşladım onları verdim. Bu tür şeyleri normalde kendim uygulayan bir insanım. Sizlerle paylaşmak zorunda değilim normalde. Ama görgüsüzlük olarak algılamayın. Yaşı büyük olan insanlar ya da tavuk beslemede profesyonel olan insanlar hangi tür ev atıkları verileceğini elbette biliyordur. Ama bu tavukçuluk işine yeni başlamış arkadaşlar olabilir. Ya da küçük yaşta arkadaşlar olabilir ya da emekli abilerimiz olabilir. Ve bunlarla ilgili hiçbir fikri olmayabilir. Bu videoyu izleyen arkadaşların yarısı belki de çoğu bilgiye sahiptir ama birçok bilgiye sahip olmayan arkadaşlarımız da var. Bu yüzden benim paylaştığım yemek artıklarını verirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Hepimizin evinde birçok yemek artığı oluyordur arkadaşlar. Bu yüzden ben de bu lahmacunu vermeyi uygun gördüm. Tabii ki önlerine bu şekilde fırlatmayacağım. Çok küçük parçalar haline getirip önlerine koyacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım. İçerisinde görmüş olduğunuz yeşil biberler de acı. Yumurta yapmamış tavuklarımın ağızlarına birer parça da acı biber koyacağım. Bu da onların sindirim sistemlerini hızlandırarak üreme pozisyonunu daha da çok artıracaktır. Ve böylelikle yumurtaya daha da çok yaklaşacaktır. Acı biber de her gün verilmez. Bunu da bilin arkadaşlar. Şimdi bu görmüş olduğunuz lahmacunları doğrayıp servis haline getirelim. Bu sefer ilk civcivli annemize vereceğim arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz lahmacunları çok küçük hallerde kıydım. Bu hayvanların daha çok kolay onu tüketeceği anlamına geliyor. Bilginiz olsun. Hayvanlarınız küçükse vereceğiniz atıklar bulgur pilavı, pirinç pilavı ise doğramanıza gerek yok. Onlar zaten tane tanedir. Ama tüm olarak vereceğiniz besinleri bu şekilde küçük parçalar haline getirirseniz hayvanlarınız daha çok kolay yiyecektir. Yavrularınız, civcivleriniz daha kolay yiyecektir. Bu annemize hemen verelim. Birer parça alan uzaklaşıyor. Tekrar geliyorlar. Bu yavrularımıza afiyet olsun. Lahmacunlarımızı küçük küçük doğradım. Şimdi servise hazır. Hayvanlarıma teker teker vereceğim. Öncelikle bu yemliğimize dökelim. Gel.
Bir kargaşa çıktı. Bir kargaşa sonucu yemeğimizin ilk servisi değişti. Tüneklerde uyuyan İsveçlerim hemen aşağı uçtular ve kavga çıktı. Bu yüzden gümüş ibritleri yerine koydum. İlk başta İsveçlerim yiyecek. Bu horozlarım. Ayıptan anlamıyor. Maşallah. Adanalı oldukları belli. Acılı lahmacunu hepsi yediler seve seve. İçlerinde yavru zibritlerimiz de var. Horozumuz kendini bayağı bir belli etti. Şimdi bu İsveçlerimiz lahmacunları yerken diğer hayvanlarıma da vereceğim. Onlar zaten elden yiyorlar. Tekrar gümüş sibritlerimize verelim. Burada altın zibritlerim var. Onların da yemliğine yerleştirdim. Hepsini azar azar veriyorum zaten. Eşit miktarda dağıtmaya çalışıyorum. Altın zibritlerim de iyi dursunlar. Aşağıdaki kar yağdı çiftimi serbest bırakayım. Gel. Biraz da buradaki çiftime bırakayım. Onlar da istedikleri zaman yesinler. Kümesimdeki gruplaşma sayısı çoğaldığı için arkadaşlar tek tek önlerine koyup uzun uzun çekerek sizlerin zamanını çalmak istemiyorum. Kısa kısa kesmeye çalışıyorum. Hepsinin önüne lahmacunları koyduk. Videodan sonra da bu görmüş olduğunuz biberlere yumurta yapmayan dişilerime yedireceğim. Bilginiz olsun. Kapanışı cüce koşinlerimle yapacağım. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için oluşturacağım. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.